Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eray. Age of History 2 2. Dünya Macaristan Krallığı serimizin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Daha doğrusu Macaristan diyelim. Evet, önceki bölümde sadece demeyelim de genel olarak İtalya ve Almanya'ya savaş açmıştık ve İtalya'nın hemen hemen tüm topraklarını Almanya'nın da birazcık daha böyle doğu tarafını almıştık. Sovyet'le tam müttefiğimiz olduğu için Sovyetler de İran'a savaş açtı ve bizi de davet etti. Biz de bunu kabul ettik. Tabii iki tane toprağımızı aldığı için şu an pek bir şey yapamıyoruz. Mecburi bizim şu an ordumuzun gelmesini bekleyip şu tek toprağı alıp en azından elimizden geldiği kadar az toprak kaybetmek. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Discord sunucumuz var. Gelebilirsiniz, sohbet edebilirsiniz. Sorunuz varsa sorabilirsiniz. Hemen şöyle bir adam basalım arkaya destek olarak. Şöyle hızlı hızlı. Tamam, çok güzel. Oradaki adamını saldırttırdı. Hemen şöyle hepsini yardıma yollayalım. Tabii burayla değil, şu an anakara topraklarıyla ilgileniyordur. Çünkü Sovyetler anakara topraklarına 15.000 16.000 kişiyle girdiği için yani gayet normal onlarla ilgilenmesi gerçi. Hemen şöyle biz de arkada adam basalım. Ne olur ne olmaz. Şöyle hızlı hızlı. Belki ordumuz biter. Yardıma ihtiyacımız olur. Hemen şöyle adamlarımızı getirelim. Girit adasını da alalım. Sovyetler Anadolu'ya girmeden biz Anadolu'ya girelim diyecektim. Anadolu'ya girdiler bile. En azından ne kadar toprak kopartabilirsek Anadolu'da. Hedefimiz onun saldırmaması, yani sadece toprak yağmalaması. Toprak yağmaladığı zaman biz Anadolu'daki toprakları alabileceğiz. Ki yağmalıyor şu an. Biz böyle yanlışlıkla tur atlıyoruz sürekli. Hemen şöyle getirelim. Vallahi pek fazla bir şey yapabilmiş değil şu an. Diyeceğim de bir bakalım. Evet, bayağı fazla şeyler yapmış aslında. Ama dediğimiz gibi biz savaşmadık. Kendisi bizi savaşına davet etti. Biz de davete icabet ettik. Savaşa katıldık. Şöyle hemen adamlarımızı bir araya getirelim. Yeni Zelanda. Yeni Zelanda demek Birleşik Krallık demek. O yüzden savaş açmayacağız. Ama inşallah buralara da saldırmaz. Tabi buralar İran toprakları. Buraya saldıracağını pek zannetmiyorum. Şöyle hemen ordumuzu bir bölelim. Getirelim. Evet, açılmaya başladı. Biz belki şöyle bir savaşımızı, belki İran topraklarında barışı getirip rahat rahat. Şöyle bir duralım bakalım. Tabi en çok onlar alıyor. Niye bilmiyorum. Biz daha bu kadar toprak. Halbuki yani şu kadar toprak bizde. Hatta biz daha fazla işgal etmişiz. Ama neden Sovyetler böyle? Ne yapacağız? Bizim hakkımız olanı alacağız. Nereye kadar ilerlemiştik biz? Yani cidden çok kötü bir değişiklik, yani anlamadım. Şöyle hemen. Yani böyle olması ümidiyle diyecektik. Oldu, güzel. Çünkü kayıp veriyoruz, toprakları alıyoruz. Tamam, o da toprak aldı ama biz daha fazla işgal etmişken biz neden daha az toprak alıyoruz? Saçma bir özellik olduğu için
Biz de o madem öyle bir şey yaptı, biz de kendi topraklarımızı kendimiz alacağız. Bu topraklarda isyancı mı var? Hemen bir bakalım. Tabii şurada şöyle 10 da olsa 20 de olsa asker basacağız. Şimdi paramız bayağı fazla var. Şunları hemen bir asimilasyona bir harcayalım. En azından aramızdaki bir düşmandan, yani aramızdaki bir düşmanlık gitti yani, öyle diyelim size. İki tane nüfusa verelim. Şimdi 147.000 ekonomiye çıktık. Fazla bir şey çıkmadık. Şimdi mutluluklara bakalım. Musul'da bayağı bitmiş. Muş'ta da aynı şekilde. Buna böyle her yeri yağmalamışlar ya. Kendi topraklarını mı yağmalamışlar bunlar? Tabi her an isyancı çıkabilir. O yüzden her dakika bakmamız lazım. İsyancı çıkmaması için. Hemen şöyle. %50'nin üstüne çıktığı zaman bizim için kafidir. Tamam, son bir kez yapalım. O da perçinlemek adına diyecektim. Dediğim gibi oldu. Yani isyancı çıkar. Güzel, 67 diyor. Şöyle bir adamlarımızı bir araya getirelim. Sanki birisi bir an bize savaş aç diyecek mi? Asileri gösterdi muhtemelen. Hemen şöyle çekelim. Daha simülasyonu, ha daha başlamış, topraklar varmış. Neyse, en azından İran'ın gücünü düşürdük. Biz de Anadolu'ya adımımızı attık. Hemen şöyle gösterelim. Tabi saçma bir şey oldu ama. Şimdi yanımızdaki bir hedef daha İsviçre. Hemen onu da bir sınırlarına adam dizip artık yanımızdaki devletler güçlü olduğu için ne kadar savaşsak da bir şey elde edemeyeceğiz. Mecburi yatırım yapacağız. Hemen şöyle getirelim. Ne kadar adamımız kaldı? 5000. Şuradaki adamları da bir getirelim, birleştirelim. Teknoloji, doğru, teknoloji şeyi vardı. Kaç artıyor? 45, 40 artıyor. Teknolojimiz bayağı hızlı artıyor bu arada. Hemen şöyle adamları bir bölelim. Şimdi bu kadar adama 34.000. Daha fazla vardı sanki bizim ordumuz ya. Şöyle bir bakarsak. Evet, burada da bak 2000 kişilik bir ordumuz varmış. Şöyle bir seçelim tekrar. Tek tek. Burada da 3000'lik adamımız varmış. Tamam. Hemen şöyle gelsin adamlarımız. Yani tamamını kullanabilmemiz lazım ordumuzun. Müttefiğin yok. Hemen şöyle saldıralım. Güzel direniş, güzel. Şaşırmadık. Küçük toprak olduğu için güzel direnişle karşılaştık. Tamam. Bir de topraklarımızı yağmalıyor. Sanki çok bir şey yapabiliyormuş gibi. Hemen şöyle desteği yollayacağız. Arkasına adamlar basacağız. Mecburi saldıracak. Bize saldıracağını bildiğimiz için savunacağız. O ne ya? Ben saldırınca adamı yükseliyor. Öyle saçma bir şey mi varmış? Ben saldırıyorum, adam yükseliyor. Saldırıyorum, adam yükseliyor. Olduğu yerden adam basıyor. Ben saldırdığım halde bir de. Yani değişik bir oyunun bug'ı mı o? Yoksa İsviçre'nin mi bir saçmalığı, anlamadım. Şöyle hemen getirelim. Baksana saldıramıyorum. Adamı yükseliyor. Fazla mı olması lazım, ben anlamadım ki. Yeni sistem mi bu? Kazanamayınca ordusu mu yükseliyor? Bunu ilk defa görüyorum da çünkü.
Hani öyle bir şey varsa bilelim yani. Hemen şöyle. %100 aldık. Kendi topraklarımıza kattık. Tabii birazcık savunma yaptık ama olsun. Aldık mı aldık. Sonuca bakalım. Hemen şöyle asimilasyonlarını da başlatalım. Normalde bunların hepsini yaparız da. Video bayağı uzar. En azından yapabildiğimizi yapalım. Ne kadar yaparsak o kadar iyi. Hemen şöyle hızlı hızlı. Yani gelirimizi bayağı arttırır bu. Hem de bayağı fazla arttırıyor. Tabi daha tur oynamadığı için belli olmuyor. Tur oynattıktan sonra göreceksiniz nasıl arttığını. Yani ilerisi için bunu yapmamız gerek. Tabi ne, şu an bayağı yer yapıyoruz. Hani bayağı yerin asimilasyonunu başlattık. Elimizde bayağı bir artacak. En azından bir 18.000 olur diye düşünüyorum. Yani tahmini tabii ki de. Ne kadarlık toprak kalmış? Bitmiş. Güzel. Hemen hemen tüm toprağımızı yaptık. Yerimiz 17.000 oldu. Arabistan bize savaş ilan etti, barış yaptık, şimdi de bizi dost belledi. O neymiş ya öyle? Her yeri yaptık mı? Yaptık. Şimdi gelirimize bakalım. Aynen dediğim gibi 18.000'e geldik. Artacağını biliyorduk zaten. Ekonomiyi bir fullleyelim. Nüfusu da fullleyelim. Çünkü yatırım yapacağız dedik. Şimdi Sovyetlerle de ilişkimizi iyi tutmamız lazım. Aa, burada Türkiye doğmuş. Şöyle hemen isyanlardan Türkiye doğmuş. Şimdi Suudi Arabistan ittifakımızı alabilir miyiz? Alabiliriz. Ama zor ihtimal, çok zor. Neden dolayalımız? Müttefik değil mi? Müttefik. Evet, müttefiğin de maşallah hiç kimseyle arası iyi değil. Norveç, Macaristan, Finlandiya, Japonlarla aramız iyiymiş. Benim iyi mi? Evet. Japonya'da hani müttefiklerle ilişkin iyi. Bir dakika, Sovyetlerden başka müttefik? Age of Civilization mı? Nasıl yani ya? Nasıl oluyor ya? Neyse. Şimdi gücümüz 2000'e kadar çıkmış. Şöyle adamlarımızı bir Budapeşte'ye getirelim. Kimin? Hollanda'nınmış. Şöyle geliştirelim. Ne yapacağız? Şöyle şimdi bir haritayı açacağız. Bura bizim değil. Tamam. Şimdi şöyle gelişmişlik oranını arttıracağız. Uzun zaman sonra. Şöyle gelişmişlik oran 1.4 şu an. Biz Almanya serimizde buraların hepsini %100 yapmıştık ve bayağı hızlı artıyordu. Biz bir dakika, biz doğru yerde miyiz ya? Hah, burası pardon. Oraları zaten yapacağız. İsviçre toprakları zaten şaşırmadık. Şöyle hemen tüm paramızı şöyle gelişmişliğe verelim. Hemen hemen hızlı yatırım yapıyoruz.
Keşke daha fazla verebilsek ya. Mesela hani gerçi daha fazla verebiliriz de hareket puanımız çok az. Ondan dolayı daha az veriyoruz şu an. Zaten parasına göre, yüzdesine göre tamamlıyoruz. Hemen şöyle. Gelişmişlik bizim için önemli. %99 mu? Yani 99'da da kalma bir zahmet ya. Aslında bir nevi altyapı yapıyoruz şu an. Ülkenin altyapısını güçlendiriyoruz. Gelişmişlik seviyesini arttırıyoruz. Çünkü gelişemeyiz yani başka türlü. Şöyle hemen arttıralım. Hızlı hızlı. Tabii şurası diğerlerinden daha az gelişecek. Aynen. Neden? Çünkü 3. seviye var. 3. seviye bir fabrika var. Hemen şöyle geliştirelim. Tabii yatırım istiyordunuz. Diyordunuz ki fazla hızlı savaş yapmayın. Şu an zaten mecburi yatırım yapacağız. Yoksa geçemeyiz. Tabii bir yandan da hem ekonomi yatırım yapacağız. Şu an var ya, ülkenin gelişmişlik seviyesi bayağı bir yükseldi diye tahmin ediyorum ben. Bir dakika, bu teknoloji seviyemize göre mi artıyor? Aynen öyle. O zaman ne yapacağız? Teknolojimizi arttıracağız. Tabii ki önce bunları geliştirmemiz lazım ki teknolojimiz de artsın. Mesela hala %1 olan falan vardır. %4 mesela musul. Mesela Roma ne durumda? Tabii göremiyoruz. Baksana bizim bazı olan topraklarda da sıkıntılar var. Bunları arttırmamız lazım. Küçük de olsa bir etkisi olsun en azından. Şöyle Roma burada. Roma'nın da durumu vahim. Geliştirmemişler. Hemen şöyle hızlı hızlı. Vallahi sonraki bölümde yatırım yapabiliriz. Haberiniz olsun. Şu an olanları tamamlıyoruz. Yani bir nevi aslında olmayanları da tamamlıyoruz. Hemen şöyle. Hızlı hızlı. Şu an evet, dediğim gibi gelişmişlik seviyesi bayağı yükseldi. Ama bunun nasıl bir tam nasıl bir etkisi olur bilemem. Yani çünkü bu kadar bayağı bir toprağı %100 yaptık. Yani güzel bir etkisi olur inşallah. Şimdi bu şeyle beraber yine çoğu yer %90'lık yerler %100 olacak. Şimdi teknoloji gelişimi dediğimiz zaman 1100 yani değişen bir şey yok. Kendimiz manuel mi yapalım, ben anlamadım ki. Hani gelişmişlik seviyesini bayağı arttırdık. Hemen şöyle. Artık topraklarımız yavaş yavaş böyle iyicene lacivert olmaya başladı. Baksanıza buralarda %100 yaptık. Topraklarımız şu an baya lacivert olacak. Malatya. Hemen şöyle. Bizim için daha iyi aslında. Biz böyle yapıyoruz. Bizim bir nevi geleceğe de yatırım yapıyoruz. Öyle de düşünebiliriz.
Şöyle hızlı hızlı. Gelirimiz az gitmesin nedir? Benim böyle bir şey yapmam mı acaba? Ya da bizim ekonomimizin bayağı az böyle hiç dokunulmamış olması mı? Tamam, hemen şöyle yatırımı bir keselim. Tabu yatırımı arttırmıyor. Gelişmişlik seviyesini arttırıyor. Ne oldu bir an her şey çöktü? Çünkü teknoloji seviyesi geldi. Ne yapacağız? Bir teknolojimizi arttıracağız. Zaten oran azalıyor gördüğünüz gibi teknolojiyi arttırdıkça. Hemen şöyle güzel nüfusu da fulledik. 32.000 gelirimiz oldu. İspanya bizde arasını kötü durum ne? Geçmişiz. Son bir kez daha şöyle bir teknoloji yatırımı. Gidebildiğimiz en yüksek yere gidelim. Çıkabileceğimiz en yüksek teknolojiye çıkalım. Şöyle hızlı hızlı. Amerika'yı geçmişiz bu arada. Gelirimiz 32.000 oldu. Ne olabilir? Ordu bakımı 5'ini de yönetime verelim. Ki gelirimiz artsın. Şimdi evet, küçük bir yatırım yaptık. Şöyle bir bakarsak. Tabi teknolojimiz 1.2'ye yükseldiği için bunlar da yükseldi. Tabi teknoloji yükseldikçe fabrikalar da yükseliyor. Tabi lacivertlikler biraz azaldı ama yani geliş tam tersi aslında, daha da çok gelişiyor şu an. Gerilemiyor. Sadece olduğu yerden kalıyor, biz geliştiriyoruz. Tamam. Şimdi şöyle bir ekonomi yatırımı yapalım. Kaç geliyor? Yine 1100 geliyor ama çoğu yerden daha hızlı gelişiyoruz. Tabi Sovyet'i geçemeyeceğiz. Sovyet'in en azından gücünü azaltıyorlar diyecektim. Yani Sovyet tek kişiyle savaşmıyor şu an. İtalya. İtalya'nın müttefiki kim? Almanya gitmedi mi ya? Japonlar bayağı bir dert. Japonlar da güçsüz duruma gelmiş. Allah Allah. Şu Vichy Fransa'sını alabiliriz bu arada. İspanya'yla savaşa girmiş. Yani Fransa, sen de ne yaptığını bilmiyorsun ki ya. Ne kadardı şu an? 345.000. Evet. Şu an 100.000 fark attık. Bu bayağı iyi bir şey. Hatta 300-400.000'e yaklaşıyor muyuz? 400.000'e gelebiliriz hatta, bir bakalım. 400.000'e bayağı yaklaştık. Gelirimiz ne kadar oldu? 43.000. Çok güzel. Ne yapacağız? Şimdi biz birazcık nüfus yatırımı da yapacağız. Çünkü savaş durumunda herhangi bir basacak ordumuz yok. En azından nüfusumuz gelişsin. Hemen şöyle hızlı hızlı birazcık nüfus basacağız. Şimdi manuel yatırım da yapabiliriz. Hemen şöyle bir basalım. Alan basıyorduk az kalsın. Şöyle manuel yatırım da bayağı yardımcı olur. Ama bu hani tüm paramı veremiyorum. Sadece bazılarına para verebiliyorum. Allah Allah, paramız bitti. Olsun. Hemen şöyle bir İtalya'yı bir alalım, yoksa bizim adamlarımız, ya daha doğrusu bizim müttefiğimiz alacak. Biz buna izin veremeyiz. Vallahi ben bu bin adamla da girerim. Zaten bin adamla gelmeyeceğiz. Arkada gelen bir ordumuz var. Bana inşallah o kadar fazla, bana inşallah öyle bir karşılık vermezsin. Bizi geriye itecek kadar. Hemen şöyle savaşımızı ilan edelim. Hop. Aldı toprağımızı. Valla bir kereliğine yağmalamasına izin vereceğiz. Hatta belki yağmalanmasına izin vermeyebiliriz. Şunu şöyle. Şöyle bırakıp alabiliriz. Şuraya da bir tane liman yapabiliriz artık. Yani
dolanmamıza gerek yok o kadar şey için. Tamam, çok güzel. Hemen şöyle İtalya ile barışımızı yapıp, ama dur, o adayı da alalım. Ondan sonra barışımızı yapalım. Tamam. Şöyle hemen böyle Vichy Fransa'sına ya da şeye karşı, İspanya'ya karşı bir sınır hattı oluşturmak için aldık, saldırdık. Hemen şöyle getirelim adamlarımızı. Hemen şöyle getirelim, asimilasyonu bir başlatalım. Şöyle hızlı hızlı. Zaten dediğim gibi çoğu yeri yaptığımız için hemen bu videoyu burada bitirelim. Sonraki videoda Hollanda'ya savaş açacağız. Tabii daha güçlenmedik. Daha yanımızda çok çok güçlü bir devlet var. Ahan da o da bu. 862 binlik bir komünist. Sovyet. Adını unuttum. Gözümün önünde olduğu halde. Neyse, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.